Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP'li bir grup esnaf ziyaretine gidiyor. Orada bir kavga çıkıyor ve işte silahlar, hatta kalaşnikoflar devreye giriyor deniyor. Ölü var, ölüler var, daha doğrusu yaralılar var. CHP derhal bir heyet gönderdi incelemek için. O heyetin başında Levent Gök var, Ankara milletvekili, şu anda telefon hattında. Levent Bey, öncelikle bize şunu anlatır mısınız? Kavga AKP'lilerle HDP'liler arasında mı, yoksa kimle kimin arasında? Evet, iyi günler Ayşe. Sağ olun. Tabii dün Türkiye'yi son derece üzen bir olayla hepimiz sarsıldık. Demokrasiyi sürdürmenin en önemli koşullarından bir tanesi, siyaset ortamının gerginlikten uzak, birbirlerini ancak sözle karşılık vereceği bir ortam içerisinde yürütülmesi, şiddetin, siyasetin ve demokrasinin içerisinde asla yer tutmaması. Bu olgunluk içerisinde bu seçim sürecinin geçmesini arzu ediyoruz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Herkes fikirlerini söylemeli, herkes birbirleri hakkında eleştiri bulunmalı ama bu asla şiddete dönüşmemeli. Dün ne yazık ki Suruç'tan gelen haber Türkiye'yi sarstı. Dün gece de Genel Başkanımız olayların vehametinin arttığının görülmesi üzerine beni görevlendirerek bu konuyla ilgili ilgililerden bilgi almak için Urfa'ya gönderdi. Ben şu anda Urfa'dayım. Urfa'da bugün bir başka gün daha var. Bir şehidimiz var. Hakkari'de hayatını kaybeden bir askerimizin birazdan şehit cenazesine de katılacağız buradan. Sabah olayla ilgili olarak, Suruç'ta yaşanan olayla ilgili olarak Sayın Urfa Valisi Abdullah Erin'le görüştüm. Bakanlardan Sayın Ahmet Eşref Bakıbaba ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yla beraber olduk. Tabii adli makamlar bir soruşturma yürütüyorlar. Şu anda kamuoyunda 4 diye ölü ifadeleri geçiyor ama 3 ölü var şu anda. Bir tanesi öyle mi? Ağır. Evet, yani şu andaki ölü sayısı 3. Resmi makamların tepkisindeki ölü sayısı 3. 12 de yaralı var. Bu yaralılardan birkaç tanesinde hayati tehlikesi hala devam ediyor. Şimdi Ayşe Hanım, tabii takdir edersiniz ki bir adli soruşturma yürüyor. Burada esnaf gezisinde bulunan AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız bir esnafa girdikten sonra bu tartışmalar başlıyor. Bunların tartışma nasıl başladı, nasıl gelişti? Bu Cumhuriyet Partisi Savcılığı'yla da birazdan görüşeceğiz. Adli makamların yürüteceği bir konu. Bence hiç yok denecek bir olaydan son derece büyük bir olaya dönüştü. Ama hadise. Şu kadarını Levent Bey, evet. Şu kadarını biliyoruz herhalde. AKP seçim heyeti, kampanya yapan bir heyet, esnafı ziyaret ederken yaşandı bu olay, değil mi? Evet. Peki, her iki bu üç ölüden ve çok ağır durumda olan yaralılardan bahsettiniz. Evet. Her iki taraftan da var kayıplar ve yaralılar bildiğim kadarıyla. Doğru mudur? Evet, şu anda Sayın Milletvekili'nin kardeşi vefat etmiş durumda. Diğer o esnaf vatandaşımızın da iki çocuğu vefat etmiş durumda. Kendisi de yaralı, aynı zamanda ağır yaralı. İşte içeride esnafla edindiğimiz bilgiler şöyle, esnaf ziyaretinde buraya gelmeyin. Yani sizin bizim görüşümüzü biliyorsunuz, buraya niye geliyorsunuz diye. Daha önceden de bir kere gelindiği için bu tekrarlayınca aralarında bir tartışma çıkmış. Artık tartışmanın boyutlarını da bilmiyoruz. Şimdi ama böyle sesiniz, bir tartışmadan sonra bu bir silahla çatışmaya dönüyor. Tam olarak algılanamıyor olabilir, ses gidiyor geliyor. Şunu söylüyorsunuz, daha önce bu heyet oraya gittiğinde buraya gelmeyin denmiş. Ama tekrar bize ifade edilen bilgiler böyle. Anladım. Tekrar gidince bir bir gerginlik yaşanmış. Tekrar niye geliyorsunuz diye başlayan bir tartışma. Şu anda siz Urfa'dasınız. Urfa'da bir gerginlik seziyor musunuz? Urfa'da tabii doğal olarak herkes bu olayın büyük bir travmasını yaşıyor. Büyük bir üzüntü var. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin iktidare, soğukkanlı olmaya ve serinkanlı olmaya davet ediyoruz. Yani şu anda ihtiyaç duyulan konu bu. Bizim burada bulunma amaçlarımızdan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm Urfalılara bu olayın yarattığı büyük travmanın acı etkisi elbette sürecek ama şu anda bunu soğukkanlıkla değerlendirerek daha başka vahim hadiseye yol açmadan Urfa'nın, Suruç'un bir an önce sakinleşmesi ve
soğukkanlı bir tavırlar sergilenmesi. Biz de bu konuda her kesime iktidar tavsiye ediyoruz Ayşenur Hanım. Evet, yani önemli bir seçim sürecine giderken bu olay Türkiye demokrasisini çok ciddi sarsmıştır. Herkes ciddi bir üzüntü içerisinde büyük bir travma geçirmiştir. Şu anda hepimize düşen bir siyasetçi sorumluluğuyla bu olaydaki bütün tarafları herkese iktidar ve soğukkanlık tavsiye etmek. Biz bunu da yapmaya çalışıyoruz burada. Görüştüğümüz kişilerle, herkese bu kanımızı paylaşıyoruz. Ben tabii doğal olarak daha görüşmeler devam ediyor. Birazdan şehit cenazesine katıldıktan sonra Sayın Savcı'yla görüşeceğiz. Daha sonra olayın taraflarından bilgi alıp genel başkanımıza bir rapor sunacağız. Peki. Ama bu arada emniyet güçleri de olayla ilgili soruşmalarını sürdürüyorlar. Çok teşekkür ederim Levent Gök. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar dilerim. Şunu hemen eklemem gerekiyor. Haber olarak gelen kısmından, çeşitli kaynaklardan, HDP de kınadı bu olayı. CHP zaten hemen anında böyle bir kınama mesajı yayınladı. Ama HDP de kınadı. Şimdi ablacığım bak burada önemli olan şey şu. Üç gün önce bu AKP'nin milletvekili gene bu dükkana gidiyor. Dükkanın sahibi, yani ölen çocukların babası DBP'li, DBP. Yani HDP'nin bir kardeş partisi. Diyor ki milletvekiline, ya bize ikide bir gelmeyin diyor buraya. Biz zaten size oy vermeyiz, bu dükkandan size oy çıkmaz diyor. Hani gelip gerilim yaratmayın diyor. Üç gün sonra AKP milletvekili bir daha gidiyor aynı yere. Demin evet, şimdi, altın çizdi. Ve tartışma çıkıyor. Gider ama bu. Şimdi bir şey söylüyorum. Tartışma çıkıyor orada. İddia şu. AKP milletvekilini koruyanların içinde Kaleşnikov silah taşıyanlar var. Ve tartışma çıkınca... Yani ilk ateş oradan geliyor diyorsun. Onu bilmiyorum. Dükkanın sahibinin iki çocuğu yaralanıyor. DBP'li olan vatandaşımız. Şimdi daha vahimini söyleyeceğim. Yaralanan çocuklar acilen hastaneye kaldırılıyor. Hastanede yaralanan vatandaşın, dükkan sahibinin oğlu... Orada bir daha saldırıya uğruyor ve oksijen tüpü kafasına vurularak öldürülüyor. Ve çocuk orada hayatını kaybediyor. Daha vahimi, hastanenin kameraları sökülüyor. Olaydan yarım saat sonra. Bu şimdi, en şüpheli şey zaten, ben de onu paylaşacaktım. Ha, AKP milletvekilinin kardeşi de. O delil karartma ki, zaten bazı şeyleri gösteriyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Evet. AKP milletvekilinin kardeşi de hayatını kaybetti. İki de DBP'li yurttaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da şifa diliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bu olayın vahameti kadar vahim olan medyanın alçakça tavrı. Dün bütün gece iki DBP'li, yani HDP'nin kardeş partisi olan partiye mensup iki kişi öldürülmüş olmasına rağmen, dükkanlarında öldürülmüş olmasına rağmen AKP'lilere saldırı diye verdiler bütün gece. Ya arkadaş yapmayın bunu. En azından Şanlıurfa'da istenmeyen kavga deyin, provokasyon deyin, başka bir şey deyin ama dükkanında yaralanmış, hastanede öldürülmüş insanları görmeyip sadece AKP'lilere saldırı diye toplumu hem provoke etmeyin hem de yalancılık yapmayın. Ben dün gece bir gazeteci olarak medyanın bu tavrından bir kez daha utandım ve bir kez daha iğrendim. Arkadaş, fotoğraf makinesinin önüne taktığımız merceğin adı nedir? Objektif değil mi? Objektif. Ne yaparsın? Objektif. Böyle yöneltirsin objektifi. Şöyle. Şöyle yaparsın. Orada objeyi olduğu gibi alırsın. Sen olduğu gibi anlat kardeşim. Niye AKP'lilere saldırı diye ikide bir deyip toplumu provoke etmeye ve orada ölen yurttaşların kim olduğunu gizlemeye çalışıyorsun? Bu kadar yalancılık, bu kadar alçaklık olur mu? Dün bütün gece AK Partililere saldırı diye verdiler. Ben şunu söyleyeyim bakın. Hiçbir AKP'liye koşullar ne olursa olsun yapılacak bir saldırıya ben meşruiyet göstermem. Asla. Herkes bu ülkenin yurttaşıdır. Herkesin özgürce propaganda yapma hakkı vardır. AKP milletvekilinin kardeşine de Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzüldüm gerçekten. Ülkemiz adına üzüldüm. Ölen DBP'li iki yurttaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Ama gazeteciler bu işlerin tarafı değil ki. İçişleri Bakanı ama dün gece... Tam da taraflar. Olmaması lazım. Sen objektif anlat. İçişleri Bakanı dün gece çıkıyor, provokatif açıklamalar yapıyor. Adalet Bakanı buna benzer açıklamalar yapıyor. Ya arkadaş yapmayın.
Biz o milletvekilini de tanıyoruz. Yani şimdi hani cenazeleri var. Burada çok fazla da şey yapmak da istemiyorum, üzmek de istemiyorum kimseyi. Ama gazeteci dediğin de provokatör değildir ki ya. Gazeteci olanı biteni anlatır. Ama sevgili Barış, yani gazeteci dediğin diyorsun. Gazeteci dediklerimiz ya işte da dedikleri böyle bir hale geldiler. Yıllarca provokasyon yapmadılar mı? Yapıyor. Yıllarca kışkırtmadılar mı? Önce Fethullah Gülen'in servis ettiği fotoğraflarla HDP'lileri işte tabii lanetleyip arkasından barış süreci adı altında beraber olmadılar ve sonra tekrar devir değiştiğinde tekrar lanetlemediler mi?